Evet sevgili dostlar, cümleten selamünaleyküm herkese. Sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, yanlış anlamayın ama hala YouTube'da bir sıkıntı var. Bazen inanmıyorsunuz ama şu anda bizim ana ekranımızda, yani kontrol panelimizde 26.600 civarında bir abone gösteriyorken diğer sistemlerde ve kanala abone olan ya da abone olmayan kullanıcıların baktığı sistemlerde 26.700 gösteriyor. Sizlerden bu aralar biraz daha hani beğeni ve yorum rica etsek kırılmazsınız inşallah. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, Fenerbahçe'ye ikinci kumpas bakın kimler yapıyor ve süreçte neler var diye bir başlık koyma düşüncesiyle başladığım videoda şunu belirteyim. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, bu ülkedeki futbola birçok yenilik getirme, birçok fair play ruhu getirme için projeler yaptı mı? Yaptı. TFF başkanlığı seçiminde başka adayları da çıkartalım dedi mi? Dedi. İşte MHK başkanlığının, işte MHK'nın yapısını değiştirelim, sıkıntı var dedi mi? Dedim. Eylül ayında Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak Süper Lig'de yabancı hakem denenmeli dedi mi? Dedi. Ve Ali Koç'un duruşu yıllardır aynı mı? Aynı. Ve yaklaşık 5 yıldır Fenerbahçe'de hep bir aynı ağızdan söylenen bir türkü var. Yabancı hakem diye. Çünkü Türk hakemlerinden en çok çeken kulüp açık ara Fenerbahçe. Ve bu kulüp 8 senedir teneke alamıyor. Ve bu hakemler yüzünden alamıyor. Misal 2 sene önce Ali Palabıyık diye bir hakem var. Ne kadar da Fenerbahçeli hakem olduğunu iddia eden layer'lar olsa da. Mesela 2-0 önde olduğumuz Denizli Spor deplasmanı Serdar Aziz haksız yere oyundan attığı bir tane de penaltı uydurdu ki aman dedi Fenerbahçe yenilsin. Ama Fenerbahçe o penaltıyı savuşturdu. Maçı bir şekilde kazandı. Bitti mi? Bitmedi. Ya bitti mi arkadaşlar? Bitmedi. Maalesef bitmedi. Keşke bitse. Keşke bitse. Sonrasında arkadaşlar, Fenerbahçe mesela İrfan Can'ın 18. dakikada haksız yere atıldığı uzatmalarla yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayıp ligi domine eden Trabzonspor'u ezdiği, hani 1-0'dan 1-0 yenik durumdan beraberliği yakaladığı, galibiyeti kaçırdığı bir maç var. Hani 2-0'da 2-0'dan 2-2'ye maç verenlerin 60 dakika 10 kişi oynadık bahaneleri çok komik. Üstelik Fenerbahçe'nin 5 attığında bu takım ölçü değil dedikleri takım. Mesela geçen sezon Fenerbahçe ilk Trabzon maçında hem haksız yere 70 dakika 10 kişi oynadı, hem o 10 kişi kaldığı pozisyondan golü yedi. Bir bakın arkadaşlar ya. 1-1 skorunu 10 kişiyle 60 dakika tutmak zorunda kaldı ama sonrasında böyle oldu. Ama o gün Fenerbahçe'nin hakkı yenildi dediğim zaman alaylar, komediler. Mesela Galatasaray-Alanya Spor maçı oynandı ve gösterilen kırmızı kart bana ağır dedim. Ben bu kartın ağır olduğunu düşünüyorum dedim. Hani Fırat Aydınus da sarı kart demiş ama birçok kişi evet bu demiş kırmızı kart. Çünkü kaleci önde. Hani kaleci önde olduğu zaman, ceza sahasının dışında olduğu zaman çok sıkıntı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ceza sahası dışından hani topa doğru koşarken rakip kendine takılıp düştü diye kırmızı yediğinde, hem de Galatasaray maçında. Keşke o gün Galatasaraylılar adaleti Fenerbahçe stadında arasalardı ama 30 senedir ilk defa Galatasaray adalet arıyor. 30 senedir. Bilmiyorum niye 30. senenin sonuna gelince arıyorlar. Onu da bilmiyorum ama kamuoyunun ortak fikri şu. Evet, Galatasaray'ın futbolcusu haksız yere kırmızı yemiş sayılabilir. Ağır sayılabilir ama Alanya'da penaltısı verilmedi. Yani haksızlığı haksızlıkla örtbas ettiler. İki tarafında konuşmaya hakkı yok denildi. Ben yine size bırakıyorum. Bitti mi bitmedi? Metin Sipahioğlu diyor ki Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili makamını seve seve muhatap alacaksınız. Son 10 sezondaki 5 şampiyonluğu içerideki yapıları da kullanarak aldığınızı itiraf ettiniz diyor. Erden Timur diyor yani biz diyor yardımlarla, dualarla bir şeylerle şampiyon yapıldık diyor. Biz bu yapıdan faydalandık diyor. 3 ligi bitirtmeyiz de diyor. Peki devlet güvencesine oynanan ligi siz kimsiniz ki bitirtmiyorsunuz diyor Metin Sipahioğlu. Ben de çok merak ediyorum. Galatasaray'ın taraftar grubu Orkut Ultra Aslan. Madem ki ailenizin en başarısızsınız, en küçüğünüzün önünü açtılar. Galatasaray taraftarları gerekeni gerektiği şekilde tekrar yapacaktır.
İşte Koç markalarıyla alışverişi sürdürenler Galatasaraylılarını bir kez daha gözden geçirsin demiş. O kadar zeki bir yöneticisi var ki Orkut Ultra Aslan grubunun, iPhone üzerinden yapıyor bu paylaşımı. Bakın bakalım iPhone'u Türkiye'de hangi grup satıyor sadece. Galatasaraylılarını sorgulamalılar bence de. Şimdi şu da çok komik ya. Yani ailenin en küçüğüymüş de kullanıyormuş da. Ya buna kim inanır? 11 senede bir şampiyonluğu olan kulübün, yani 11 senede bir şampiyonluğu olan kulübün 5 senede hiç şampiyonluğu olmayan başkanına ligi kurguluyor demek müthiş bir zekanın ürünü. Yani lan anlatıldığı gibi kurgu olsa işler çok daha basit. Ya 7 artı 4 değişmezdi mesela. Fenerbahçe güle oynaya ligi öttürürdü. Çünkü yerli oyuncu gücüne bakın. Başakşehir maçına bile 5 tane Türk'le çıktık. Ya bakın Fenerbahçe güçlü bir oyun sergiliyor. Hani zaman da rakiplerin aksine falan değil, ha Fenerbahçe'ye yarıyor. Yani bir bakın, zamanla oyununu geliştiren, her hafta daha iyi olan Fenerbahçe. Ya rakiplerinin ise zamana değil değişime ihtiyacı var diyor yazarlar. Yani 5 senedir başkan, Başakşehir dahil 4 farklı takım şampiyonluğu görmüş. 38 sene sonra Trabzonspor şampiyonluğu görmüş. Başakşehir'in ilk şampiyonluğunu görmüş. 2 ezeli rakibinin şampiyonluğunu daha görmüş. Ya tüm derbilerde evindeki yenilmezlik serisi bitmiş. Küme düşmekten 6 hafta kala kurtulmuş. Ligi dizayn ediyor diyorsunuz. Bir şeyi çok merak ediyorum. Bu lafı derken şerefinizle mi, aklınızla mı, ruhunuzla mı, dininiz imanınızla mı, yoksa sürü psikolojisiyle mi söylüyorsunuz? Ya ben çok merak ediyorum. Düşünsene ya, düşünsene. Kısır bir insana diyorsun ki 76 tane çocuğun olursa 77.sinin adını ne koyacaksın? Ya bu böyle bir şey ya. Hani 1'i 2'yi geçtim, 76 çocuğun olursa diyorsun ya. Bu böyle bir şey. Ya bunu söyleyen kişiye ne derler? Allah aşkına ya, sokakta çevirin birini sorun. Ya etmeyin eylemeyin ya. Ligden çekilirmiş de falan filan. Hiçbir şekilde çekilemezler ligden. Ligden hiçbir şekilde çekilemezler. Herkesle de iddiaya giriyorum. Buyursun çekilsinler hadi. Fenerbahçelili mi ortaya koyuyorum? Galatasaray ligden çekilsin, Fenerbahçelili mi koyuyorum? Çekilemezler. Elimde bazı argümanlar var ama açıklayamam. Yanlış anlaşılır açıklarsam. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe Başakşehir maçında penaltılarla mağdur edildi. Yani Fenerbahçe maçı kazandı ama zannedersiniz Fenerbahçe penaltıyla kazandı maçı. Lan hiç mi utanmanız yok ya? Ya Rossi'nin topu sadece iyi ki kaleye girmedi. Yani bu kadar mı kafanız çalışmıyor ya? Ya tüm hakemler çıkmış Fenerbahçe'nin bir değil iki penaltısı yenildi derken utanmadan konuşuyorsunuz. Ümraniye maçı, olmayan korneler, ceza sahası dışındaki pozisyona penaltı çalınması. Konya maçı, Valencia'nın kırmızısı malum. Siz demek ki Fenerbahçe'nin çektiğinin onda birini çekseniz intihar edersiniz. Ya Adana Demirspor'dan biz bir gol yedik. Net offside. Offside'ın devamı penaltı. Adam çizgi çiziyor. Oyuncunun ayağının iç bölgesinden çiziyor ya çizgiyi. Çok ilginç ya. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Fenerbahçe'ye karşı bir operasyon var. Ciddi bir operasyon var. Bilinçli olarak bir operasyon var. Operasyonun adı ilk olarak çöpleme operasyonu. Bilinçli olarak. İlk operasyonun adı çöpleme. Neydi bu çöpleme? Hatırlayın. Gustavo Henrique ile başladı bu çöpleme. Değil mi? Yani Gustavo Henrique ile başladı. Hatta Gustavo Henrique'den de önce başladı. İşte Arao ile devam etti. Bitmedi. Altay Bayındır'a geçti. Bu çöplemeyi yapanlar, kanalımızda da bu tip şahıslar mevcut. Bunlar azılı Fenerbahçe düşmanı. Bunlar yani en tehlikeli şeyler. Köyün birine bir fare dadanıyor arkadaşlar. İyi dinleyin beni. Güzel bir hikaye. Bir fare dadanıyor. Lan o da akrabasını, eşini, dostunu çağırıyor. Nargileleri falan alıyorlar. Neyse geliyorlar. Fareler arttıkça artıyor, arttıkça artıyor. Kedi, köpek, bebek hiçbir şey baş edemiyor. Bir de bir büyüyor namussuzlar. Hayvan gibi oluyor hayvan. Onu yap, bunu yap, şunu yap. Ona gidiyorlar. Yok buna gidiyorlar, yok şuna gidiyorlar, yok buna gidiyor, buna gidiyor. En son diyorlar ki bir dervişe gidelim. Bilge bir dervişe gidiyorlar. Derviş diyor ki bana bir tane ölü,
Bir tane de diri fare getirin. Bir hafta boyunca çıkın. Orada yaşamayın. Bir hafta sonra bir tane bile fare kalmaz. O zaman görüşürüz diyor. Allah Allah. Deli mi manyak mı bu adam? Ne diyor bu diyor. Biliyor musun? Ondan sonra diyorlar ki bir hafta değil iki hafta çıkalım. Tamam siz bilirsiniz çıkın iki hafta diyor. Bir tane ölü bir tane diri fareyi bırakıyorlar. Adam ne yapıyor biliyor musun? Diri fareyi aç bırakıyor. Aç bırakıyor. Tam açlıktan ölmeye yakın ölü farenin etinden kesip yediriyor. Diri fareyi tekrar aç bırakıyor. Aç bırakıyor tam açlıktan kırılacak ölü fare etinden. 2-3 ölü farenin eti bitince salıyor çayıra Mevlam kayıra. Bu gidiyor gittiği her fareyi kemirmeye başlıyor. Bir de lezzetini de alıyor ki tadını. Onu kemir, bunu kemir, şunu kemir, bunu kemir. Sonunda yiyecek fare kalmıyor. Acından kendi geberip gidiyor. Hocam bunlar 14 günde mi oluyor? Siz buna takılın anca. Süreye çok takılmayın ya. Onu öylesine söyledim. Peki hocam fareleri nasıl aralarına alıyorlar ki? Arkadaşlar sizden görüneni aranızda alırsınız. Sizden görünene güvenirsiniz. Sizden görünenin lafını ciddiye alırsınız. Sizden görünmese önemser misiniz? Sizden görünen çıkıyor diyor ki adamlar Mertens'i aldı, Icardi'yi aldı, uçuyor kaçıyor sendekine bak. Ya adamlar diyor bak işte diyor Muslera'yla şampiyonluğa koşuyor gerizekalı Fenerliler diyor siz Altay Bayındır'la şampiyon mu olacaksınız diyor. Not. Fenerbahçe kaç resmi maça çıktı biliyor musunuz? 20. Bir tanesinde Altay Bayındır oynamadı 19. 19 resmi maçta Altay Bayındır kaç gol yedi biliyor musunuz? 57 tane gol yedi arkadaşlar. Maç başına 3 tane ortalama. Yok hocam saçmalıyorsun. Hayır önce siz başlattınız. Altay Bayındır 19 maçın 10'unda gol yemedi. 0. Rakibin attığı gol sayısı 0. 19 maçın 10'unda rakibin attığı gol sayısı 0. Ümraniye maçında 3. Karagümrük maçında 4. Topla 7. Zaten ana mekanizmayı burası oluşturuyor. Siz bu Altay Bayındır'a çöplediniz. Kimin yüzünden? Fenerbahçeli görünen fareler yüzünden. Yapmadınız mı? Yaptınız. Sonra ya işte Serdar Aziz camdan adam kristalize sürekli sakat. Gustavo Henrique Allah aşkına takım bu takımda ne işi var bu takım önde oynayacak. Hantal yavaş ölür gebirir. Atilla Salah'ı lan iyi olsaydı Napoli Kim Min-ji'yi mi alırdı Salah'ı alırdı dediler. Serdar, Gustavo Henrique ve Atilla Salah'ı üçlüsü birlikte 364 dakika oynamışlar. Ve bu 364 dakikada Fenerbahçe'nin yediği gol sayısı kaç biliyor musunuz? 1. Şimdi bak. Jorge Jesus diye bir adamı getirmişsin. Adam fare eğitmeni. Adam bu işin çözüm uzmanı. Adam bu işin dervişi. Hücumu değil savunmayı da düzeltmiş durumda. Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Ve sadece hücumda değil savunmada da kendini gösterir durumda. Sevgili Sercan Hamzoğlu. Lütfen bana telif falan atma, dava da açma. Yazını kullanmak zorundaydım. Çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşündüğüm için, bildiğim için her ne kadar da bana yüz vermesen de her daim beklerim. Bir kardeşin olarak konuşmak da isterim. Malum bu camiada yıllardır takip ettiğim kadarıyla bayağı bir kişiden de kazık yemiş birisi olarak Sercan Hamzoğlu. Senin benim gibilerle de yani benim gibi insanlarla tanışman gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü ben de satma olmaz. Benim sözüm senettir. Ağzımdan çıkan senettir. Siz belki anlamazsınız da Sercan Hamzoğlu bu dediklerimi anlarsa zaten bana bir şekilde ulaşır. Gerçi ulaşmak istiyorsa da buradan mail adresime yazabilir sevgili Sercan Hamzoğlu. Ben şunu söyleyeyim. Sercan Hamzoğlu Haber Global'de bir yazı yazmış. Mutlaka ve mutlaka okumanızı tavsiye ederim tamamını. Ben kısa birkaç yerinden değinmek istiyorum. Ligin uzak ara en golcü takımı olan Fenerbahçe savunmada da etkili oluyor diye başlamış. Zaten az önceki istatistiği de o yazıdan çıkarttım. Yani Süper Lig'de 10 maça çıktı. 6'sında rakiplere gol şansı tanımadı. Bakın 10 maçta 6'sında yani 10 maçın 6'sında Fenerbahçe gol yememiş. Ya sorsam 60 gol yemiş gibi anlatıyorsunuz. Değil mi? Konyaspor Başakşehir ile birlikte ligin en iyisi Fenerbahçe. Jesus'tu Fenerbahçe. Jorge Jesus'tu Fenerbahçe. Bakın Konyaspor ve Başakşehir ile birlikte.
Bitti mi bitmedi. Fenerbahçe genel olarak üçlüyle çıktı. Dörtlü oynadığı da oldu. Ama dörtlü oynadığı iki maçta Ümraniye ve Karagümrük maçında 7 gol yedi. Bakın arkadaşlar. 6 maçta gol yemiyor. 4 maçta gol yiyor. 4 maçın 2 tanesinde zaten 7 gol birden yiyor. Ve bu maçlardan dörtlü savunmayla çıkıyor. Tuhaf değil mi? Geçen sezon 12, ondan önceki sezon 11, 2019-2020'de 5, 2018-19'da 6 maçta kalesini gole kapattı Fenerbahçe. Ve bu sezonki performansıyla bu rakamları geride bırakarak son 5 yılın en iyi savunma performansını sergileyecek gibi duruyor demiş. Valla üçlü savunma bu şekilde devam ederse, hakemler de ulan yeterince bu adamların hakkını yedik artık adaletli yönetelim derse, ne son 3 yılı ne son 5 yılı. Kaç yıllık rekor kırılır. Ayrıca bu sezon sahaya çıktığı 20 resmi maçın 10'unda hiç gol yemedi diyor. Ertuğrul'un kaleci olduğunda maçta da yemedik, o da ayrı mesele. Savunma üçlüsünün oturduğundan bahsediyor. Gustavo Henrique'nin, Serdar Aziz'in, Atilla Salahi'nin şimdilik yani. Belki de Luan Perez iyileşse o da bu tandeme dahil olacak. Hani bir gol yedi bu takım bu tandemle. O golü de penaltıdan AEK Larnaka maçında yiyor. Ya düşünün, akan oyunda gol yemiyor bu tandem. Yani karşında senin kimler kimler oynadı ama akan oyunda gol yemiyorsun. Ve Serdar Aziz de bayağı bir övmüş. Dinamo Kiev maçında sakatlandı. Uzun süre uzak kaldı ama Serdar Aziz'in sahada kaldı. 7 maçta Fenerbahçe sadece bir gol gördü kalesinde diye. Deplasmanda da savunma ön planda diyor. Dış sahada 4 maça çıktı. Fenerbahçe'ye gol atan tek takım Konyaspor oldu. Tek mağlubiyetini 1-0'lık skorla bu maçta aldı. Yani Kasımpaşa, Beşiktaş, Ankara Gücü maçlarında rakiplerine gol şansı tanımadı diyor Sercan Hamzoğlu. Arkadaşlar bakın, Fenerbahçe'ye ikinci kumpas bu. Bizim gibi gözükenler, bizden gözükenler bu kumpası yapmaya çalışıyorlar. Sonra işin içine çıkıyorlar, diyorlar ki efendim yok şöyle yok böyle. Ya bir almış başını Fenerli hakem. Kim? Ali Palabıyık. Ya şöyle söyleyeyim. Eğer sözünüzde samimiyseniz gelin bu hakemin hakemliğini elinden alın. Bakınız arkadaşlar. Veriler transfer market'tan alınmıştır. Şu ekranı bir izlemenizi tavsiye ediyorum. Sessiz bir şekilde izleyin. Ben hiç konuşmayayım. Baktığınız zaman hemen hemen bütün takımlar aynı sayıda mağlubiyet almış. Beşiktaş 21 maç, diğerleri 31, 32, 33 diye sıralanıyor. En çok Fenerbahçe maçı yönetmiş. Haliyle en çok Fenerbahçe kazanmış 18 kez. Yani oransal olarak yaptığın zaman Beşiktaş'ta yaklaşık 15 ya da 16 galibiyet elde etmesi lazım. Ya da 15 diyelim. Hani 13, 14, 15, 18 diyelim. Hani Beşiktaş'a 33 maç yapsak diyelim. Farzı misal. Beraberlik sayıları 9, 13, 12, 5 diyor. 2 katın yani Beşiktaş'ın yarım daha hesaplayın. 8 falan düşünün. Mağlubiyet sayısı da Beşiktaş'ın artardı. Demek ki en kötü Beşiktaş'a karşı dersin. Sarı kart sayılarına dikkatlice bakalım. Fenerbahçe'ye 95, Galatasaray'a 92, Trabzon'a 90, Beşiktaş'a 52 göstermiş. Daha en az Beşiktaş'a göstermiş gibi. Kırmızı kart sayılarına dikkat edin arkadaşlar. Yani Fenerbahçeli bir hakem, öyle söylüyorlar ya, Fenerbahçe'sine 10 tane kırmızı kart gösterir mi? Ya da Galatasaray'ı 5'te mi bırakır? Ya da Trabzonspor'u 1'de mi bırakır? Ya ben bu hakemin kesinlikle Fenerbahçeli olmadığından eminim. Hangi takımı tuttuğunu da çok net biliyorum ama ses çıkarmayacağım. Şimdi buyurun kırmızı kart verisine. Penaltı. Penaltı derken yani lehine mi aleyhine mi onu da iyice araştırmanızı öneririm arkadaşlar. Yani düşünsenize ya. Böyle bir hakeme Fenerbahçeli diyorlar. Şöyle söyleyelim. Madem samimisiniz, gelin bu hakemin hakemliğini iptal ettirin. En çok kim ağlayacak? En çok kim ağlayacak? Hadi buyurun. Gerçi ağlama dediğim zaman aklıma benim bir takım geliyor da. Mesela o ağlayan takıma Degaş Sports'un bu güzel paylaşımını hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Degaş Spor ekibi çok güzel bir şey çıkarmış. 2019-20 sezonunda ligin en iyi top oynayan takımından korkup zorlu sezonu demiştiniz diyor. Alın size zorlu sezonu diyor. Bakın arkadaşlar, Kayseri Spor maçı var hakem Arda kardeşler. O maçı ben canlı izledim statta. 3 penaltımızın verilmediği maça. Şaka değil. Ve 1-0 kaybettik. Bakın Denizli maçı. Hakem Zorbay Küçük. Bu arada Kayseri'de mağlup olduğumuz maçın hakem Arda kardeşler. 3 penaltımızı vermeyen. Tugay Kağan Numanoğlu. Bak soyadı oğlu olan bütün hakemleri atılsın bu hakemlikten.
Bak Denizli maçı. Zorbay Küçük, Suat Arslan bu. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Halil Umut Meler, Abdülkadir Bitigen hakem. Yine Fenerbahçe Galatasaray maçı. Halil Umut Meler, Abdülkadir Bitigen. Bakın penaltımız verilmiyor. Jailson'un penaltıya kırmızı kart verildi mesela, oyundan atıldı. Ankaragücü Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe Alanya maçı. Hatırlayın Mustafa Pekdemir şu eline değen pozisyonu. Ümit Öztürk'ün şeyi. Yine aynı şekilde o maçta Fenerbahçe'ye karşı penaltı tekrar ettirildi. Oysa baktığınız zaman 7 numaralı ışık görselde Alanya oyuncusu. 8 numarada Emre Yeni Malatya'da kaçırdı ama kaleci önde diye tekrar ettirilmedi o penaltı. 9 numarada Trabzonspor maçı müdahale olmadan, yani müdahale olmadan mesela 9 numara 10 numaraya bakın, müdahale olmadan gol atıldı. Faul var falan filan denildi. Ali Palabıyık yine maçın orta hakemi. Ben sadece şunu söyleyeyim. Sadece bak Ali Palabıyık ve Arda kardeşler. Sadece Ali Palabıyık Trabzonspor Fenerbahçe maçına Fenerbahçe'ye kazandırsaydı belki de şampiyondu. Yine Arda kardeşlerin Kayseri maç performansı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun Fenerbahçe Antalyaspor maç performansı. Alanya Fenerbahçe maçı Halis Özkahya. Hatırlayın o kural hatası falan filan tartışmaları. Fenerbahçe Trabzon maçı yine VAR hakemi Ali Palabıyık. Düşünsenize bunlar olsaydı. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Bakıyorlar ki Fenerbahçe'yi havuzun dibine çekemeyecekler. Boğamayacaklar, öldüremeyecekler. Ne yapıyorlar? Topu taca atıyorlar. Lütfen bunların ipine sarılmayın. Lütfen bunların arkasından gitmeyin. Lütfen Fenerbahçe'ye karşı kötülük yapmayın. Lütfen. Lütfen. Eleştirebilirsiniz, lafım yok ama bu kadar olmaz. Lütfen. Ağzınıza geldi miydi? Şu çöp, bu çöp, şu çöp, o çöp. Fenerbahçe kazandı mıydı? Piyasada yoksunuz. Fenerbahçe en ufak puan kaybında amip gibi, öglena gibi, terliksi hayvan gibi ortaya çıkıyorsunuz. Bu tip arkadaşları lütfen gömün. Bu tip şahısları insan evladı yerine bile koymayın. Bu tip şahısların FETÖ'den de, ne bileyim şundan da bundan da hepsinden daha tehlikeli olduğunu bilin. En azılı Fenerbahçe düşmanı bunlardır. En azılı Fenerbahçe düşmanı Fenerbahçeli görünen ama kalbinde başka aşklar taşıyanlardır. LGBT mi diyorlar? Ya pardon, başka bir şeydi. kripto. Kriptoculardır. Bunlar kriptocudur. LGBT. Ulan ya son günlerde çok şey olduğu için. Bunlar kriptocu. Bu kriptocuların izinden gitmeyin. Arkadaşlar bakın. Peki hocam. Fenerbahçe'ye ikinci kumpas. Kimler yapıyor? Süreçte neler var? Biz bu süreci nasıl atlatırız? Zararsız, ziyansız. Biz bu süreci önümüze bakarak sadece Fenerbahçe ile ilgilenerek atlatırız. Başka hiçbir çaremiz yok. Ama hocam Galatasaray yenildi, dalga geçiyor. Geçerim. Niye geçmeyeyim? Algı yap, algı yap, algı yap. Hakemleri ayarla, kendi maçını ayarla, rakibinkini ayarla. Yine de rakip kazansın, sen berabere kal. Adamlar 5 puan aldı gibi bir şey olsun yani rakibin. Değil mi? Ki fark 5 puan oldu. Bunda dalga geçmeyeceğim. Neyle geçeceğim? Önümüze bakalım. Başımızda çok tecrübeli bir hoca var. Jorge Jesus. Önüne bakıyor. Biz de önümüze bakalım. Yolun sonu şampiyonluk olsun da ne olursa olsun. Ama ben şunu söyleyeyim. Bu ülkede bir ay sonranın, iki ay sonranın, üç ay sonranın hiçbir şekilde garantisi yok. Hiçbir şekilde garantisi yok. Hiçbir şekilde garantisi yok ama Fenerbahçe doğru yolda. Bu yolundan sapmazsa, bu çizgisinden sapmazsa, bu düşünce yapısından sapmazsa, sahanın kenarında, çamurda, bataklıkta, foseptik çukurunda oynayanların oyununa kanıp da oralara gitmezse hiç sıkıntı değil. Bırakın herkes kendi bataklığında çöküp dursun. Herkes kendi bataklığının şireği olsun. Biz işimize bakalım. Yolun sonu Fenerbahçe'nin şampiyonluğu olsun. Arkadaşlar bu tip videoların devamı için, kanalımıza destek için ve YouTube'un şu üstümüze yapmış olduğu sıkıntılardan kurtulmamız için lütfen abone olalım. Yorum yapalım, beğeni atalım, destek olalım arkadaşlar. Sadece bir Fenerbahçeli kardeşiniz olarak rica ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum şimdiden. Görüşmek üzere.